Sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. Hocamızla bir deneme yapalım. Biz burada görüyoruz ama ekranda bir de siz görün bakalım. Ses nasıl olacak? Hocam merhaba tekrar. Merhabalar. Aman bozulmasın. Bozulmasın. Çok güzel. Ben de oda değiştirdim çünkü. Şimdi farklı bir mekandan konuşuyorum. Bir dakika. İnternete daha yakınız şimdi. Oda değiştirdiniz ama arkanızdaki manzara mı değişmedi, kitaplar? Yoksa her oda... Her yer, bizim evin dört tarafı, bütün duvarlar kitap olduğu için. Her odanız mı böyle? Evet, evet. 6.000'e yakın kitap var. Ne yapacaksınız hocam bu kadar kitabı şimdi? Okudunuz, hoca oldunuz. Bir kısmını da üniversiteye götürdüm zaten ve sonunda da inşallah koşullar uygun düşer. Üniversiteme başlamak istiyorum sonuç olarak. Bir şey sorayım size konumuzun dışında. Evet. 6.000 tane kitabınız var evinizde, okunmuş, işlenmiş, incelenmiş. Tabii altları çizilmiş. Değerlendirilmiş kitaplar. Evet. Bu millet sizin değerinizi biliyor mu? Niye? Zorunuz ne? 6.000 tane kitap okuyorsunuz. Daha çok okumuşsunuzdur da bu evdeki kitaplar söylediğiniz. Doğru söylüyorsunuz. Tabii her şeye evde sahip değilim. Dolayısıyla kütüphaneleri de bu yüzden... Ne olacak? Bu kitaplar tozlanmıyor mu? Bunların tozunu kim alıyor? İşte ona Gülay Hanım'ın çok büyük katkıları var. Onun da bir yardımcısı var. Çok sık hem de. Çünkü zaten çok sık elden geçiriliyor olduğu için temizlenmesi zor da değil. Çünkü onlar süs gibi durmuyor. Hatta bazen öğrencilerim de geliyorlar. Yani hem üniversitemde, Gedik Üniversitesi'ndeki odamı kütüphane haline getirdik. Öğrencilerin gelebilmesini sağladık. Oraya götürdüğüm seri kitaplar da İşte Milli Kütüphane, şuradan buradan, her kütüphanede bulunmayan kitaplar. Ama birçok yazar kitaplarına dokundurtmaz. Ben onlardan birisiyim. Temizlemek için bile yeri değişmemesi gerekiyor. Siz 6.000 tane kitabı gözünüzü mü kapatıyorsunuz? Bunlar temizlenirken kayar gider, yeri değişir. Yerdeki, merdivendeki, ne bileyim halının üstündeki, ne yapıyorsunuz? Yok, onların hiçbir tanesi sorun değil. Çünkü Gülay'ın bir yardımcısı var, haftada 3 defa gelen. Çok sık elden geçen bir şey olunca yani... Kütüphanecilik mezunu herhalde. Yok, sadece temizliyor. Sadece ellerinde... 20 yıllık sadece. Gülay 20 yıllık diyor sadece. Cevap geliyor oradan size. Evet, evet. Cevabı veriyorlar çünkü onlar çalışıyor. Doğrusu o konuda ben pek yardımcı değilim. Yani gençlere buradan da bir mesaj verirsiniz diye düşündüm. Yani benim, siz değerinizi biliyorlar mı dedim ya. Değerinizi bilmeleri, bilmemeleri ayrı bir konu. Ama siz herhalde... Benim gibi okuyun, binlerce kitap sahibi olun ve bunları okuyun diyorsunuz, diyor musunuz? Mutlaka, mutlaka. Ve hakikaten de çok değer bilen bir öğrenci kitlesine sahip oldum daima. Ve 30 senedir aşağı yukarı, 30 sene önceki öğrencim dahi arar. Bir şeyi, başım nerede derde girse ilk yetişenler öğrenciler olur, mesajlarıyla ulaşırlar. Gedik Üniversitesi'nde de öyle inanılmaz bir ilgi gösterilen bir konu Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi. Bu nedenle bir 19 Mayıs gazetesi yaptık. Bu vesileyle eğer imkan olabilirse şuradan onu da gösterebilirim. Yani 19 Mayıs için gazete yaptık. 23 Nisan için gazete yaptık. Görelim, gösterebiliyorsanız. Hemen gösterelim. Siz fazla kımıldamayın, ne olur ne olmaz. Tamam, ben kımıldamıyorum. Bir taraftan ben size diğer konuları anlatırken... Evet Gülay. Acelemiz yok. Bulunsun, ondan sonra bakarız. Tamam, ona öyle bakarız. Ama zaman değerlendirelim. Çünkü vakitimiz de akıyor. Zamanımız var. Siz oda değiştirdiniz, sesiniz düzeldi. Zannediyorum. Çünkü internete yakın bir yere geldim. Böylece biz de sizin kitaplarınızın ikinci odada olanları da görmüş olduk. Efendim, bir ara verilirse 3. 4. 7.'yi de görebiliriz. Meğerse sarayda yaşıyormuşsunuz. O çıkacak ortaya. 3. 4. oda. Evet, size o 19 Mayıs özel gazeteniz gelene kadar bir izleyicimizin sorusunu sorayım. Diyor ki, Twitter üzerinden yazmış. Demek ki Mustafa Kemal Kurtuluş meşalesini bu arada duyabiliyor musunuz beni? Çok iyi duyuyorum. Tamam. Kurtuluş meşalesini din adamlarıyla birlikte yakmış. Buna katılır mısınız? Bu Havza olayını anlattık ya demin. Evet. Din adamlarını hiç ihmal etmediğini çok yakın biliyoruz. Din adamlarımızın buna çok büyük destek verdiğini de çok iyi biliyoruz. Biraz daha Amasya'yı göreceğiz. Amasya Müftüsü Cemalettin Efendi'nin verdiği desteği göreceğiz. Varıyor 5 altınını bir çıkın yapıp halkın önünde hem de. Daha ilk konuşmayı açtığında Mustafa Kemal Asyalara kendini anlatırken konuşup bitince bir sütuna 5 altın torp. Paşam der, bu benim varım yoğum kefen parçam. Ama helal olsun size. Bunu Kuvayi Milliye'nin ilk hazinesine katkı olarak lütfen kabul edin. İlk katkı odur. İşte bunu yapan da bir din adamıdır. Amasya müftüsü Cemalettin Efendi. Demek ki din adamlarını ihmal etmemek gerekiyor. Emperyalizme karşı mücadelede din sosyolojisi açısından da önemli bu. İnanılmaz ölçüde önemli. Çünkü buna ek olarak Ahmet Hulusi Efendi'yi gösterebiliriz. Denizli müftüsü. Elinize bir taş varsa onu alın dedi. Bulamadığınız sopayı bulun dedi. Neniz varsa onunla sokağa dökülün ve bu mücadeleye katılın dedi. Camide verdiği hutbede bunu söyledi. Cami boşaldığında insanlar işgale karşı mücadele etmek üzere yeminli sokaklara dökülmüşlerdi. Hulusi, Ahmet Hulusi Efendi unutulmaz bir isim oldu. Ben ilkokul 1'i Denizli'de okumuştum. O zamanki ilkokulun adını hatırlıyorum. Kahramanlar İlkokuluydu. Yani tarihi bir kişilik olarak yaşlanmış, yaş açısından diyorum tarihi kişilik diye. Bunca yıl öncesini hatırlıyorum. O zamanki adı Kahramanlar İlkokuluydu. Yıllar sonra adını değiştirmişler. Ahmet Hulusi İlkokulu demişler. İşte. Ben gazeteci olduktan sonra gidip ziyaret ettim okulu, gördüm. Ahmet Hulusi adı çok önemli. Din adamları ve Kurtuluş Savaşı dediğimiz zaman. Buyurun. En var. Şimdi demin ki, siz 19 Mayıs gazetesini gösterin. Sonra reklam öncesi belgelere döneceğiz. Tamam, ona geçeceğiz. Şimdi 19 Mayıs gazetesinin kapağı bu. Şöyle tutayım. Ortalanabilir herhalde ben. Tamam. Tamam, çok sallamazsanız görüyoruz. Biraz geriye doğru çekin. Kendinize doğru çekin. Evet, güzel. Evet. Ama önemli olan bunun hemen arkasından neleri anlattığımız Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıkanlar. Onu da hemen soralım. Şimdi Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkanların 18 kişi mi, 23 kişi mi olduğu da kaynaklara göre farklılık gösteriyor. Sizin ulaştığınız rakam nedir? Her ikisi de doğru çünkü. Sebebi şu, karargah 18 kişi. Ama yalnız karargah gitmedi ki. Bir kere 2 tane sürpriz konuk var. Bir tanesi Sinop mutasarrıfı Tevfik Bey'di. Zaten Sinop'a gidecekti. Bu vesileyle katıldı. Diğeri Refet Bele 3. Kolordu komutanı olarak götürüldü. Karargah subayı olarak değil. Ve listede ismi yoktu ama. O işte kaçak gitti. Ödleri koptu, o yüzden gemiye el konabilir diye. İngilizler gemiyi ararken o ambardaki atların ayakları altına yattı. Üstüne de halıyı çekti. Gizlice saklanarak geldi. Sebebi basitti. İsim listesi oluşurken adı verilse bir problem olmayacaktı ama onu en son ikna ettiği kişilerden biridir. Geç katıldığı için, ismi bildirilemediği için böylece gitti. O yüzden karargah subayları arasında değildir, ismi yoktur. Sonradan gelseymiş, Anadolu'ya sonradan gelen komutanlar oldu. Niye Atatürk'le aynı gemide olmak gereği duyuldu? Şundan, yani kendi bütün kadroyu kendisi oluşturuyor. En çok güven. Birazdan Samsun'a çıktıktan sonra Sivas'ta 3. kolordumuz var. Kolordunun komutanlığına getireceği güveninde bir komutan arıyor. Refet Bele üzerinde karar kılıyor. Konuşuyor, kabul ediyorlar. Dolayısıyla onu Samsun'a götürüyor ama dediğim gibi Samsun'dan hemen Sivas'a göndermek üzere götürüyor. Fakat şartlar buna imkan vermiyor. Çünkü bu defa Sivas'taki tümen komutanı, konuşmalardan sonra anlıyor ki Mustafa Kemal kendi kafasında falan değil. Hatta mutasarrıf da değil. Her ikisini de görevden alıyor. Ve Refet Bele'yi tümen komutanının koltuğuna oturtuyor. Mutasarrıf'ı da görevden alıyor. İleride Hamit Bey gelecek. İstanbul'a rica ediyor. İstanbul'dan Ali Kemal bu ricayı yerine getirecektir ve Hamit Bey'i gönderecektir. Dolayısıyla öncelikle yönetim kadrosunu elinde tutmaya çalışıyor Mustafa Kemal. Gider gitmez. Bu bile Refet Bele'nin kaçak olarak komutan olarak götürülmesi bile aslında Vahdettin'in değil ya da Vahdettin'in kafasındaki düşünceye bağlı olarak Atatürk'ün gitmediğini gösteriyor. Aynen. Hiç şüphe yok. O belgelere dönelim mi deminki belgelere? Dönelim. O çok önemliydi. Bir yerde kalmıştı. Arkadaşlar o 5 numaralı olanı gösterelim tekrar. Altındaki imza var mı yok mu, kime ait? Ona bir bakalım. Evet. Atatürk'ün görevlendirilme yazısı. Evet, bu geldi hocam. O görevlendirme yazısı, ben de notuma bir bakayım. Yani önünüzde sizin... Sizde sayfa 185. Tamam, evet. 185. sayfadaki mühre lütfen bütün Türkiye'ye baksın. Padişahın mührü mü bu? Hayır. Bu Şakir Turgut Paşa'nın, Harbiye Bakanı'nın mührü. Üzerinde imza yok. Peki padişah görevlendirdiği kişilere yazı verirken kendi mührünü ve imzasını mı basıyor, başka yetkililerinki mi? Bir, Sultan Vahdettin'in kendisinin ilk emri, demin bundan önceki o kısa olanda verilen görev emirleri, orada Vahdettin ben bunu atadım diyor. Arkadaşlar 1 numarayı da getirelim, onu bir görelim. Bununla arasındaki farkı da görmüş olacağız. Evet, bu. Şimdi burada ne var? Görevi ben verdim diyor. Şimdi görevi ben verdim dedikten sonra ilgili makamlara da saraydan Mustafa Kemal Paşa görevlendirilmiştir diye ayrıca yazılar gidiyor. Bunlar 19 belge arka arkaya. Ben size bugün 6'sını sunabileceğim ama bunların tamamı 19. O belgeler de mevcut demek istiyorum. Şimdi bu 6 Mayıs 1919. Pardon 7 Mayıs değil mi? Evet. Yani büyütürseniz. Evet lütfen. 7 Mayıs 1919 bu. Evet. Evet. O kısa olanı konuşuyoruz. Evet. Tamam. Birinci belge. Tamam. Şimdi orada Şakir Turgut Paşa Harbiye Bakanı. Dolayısıyla nerelere kadar emir vermeye yetkili konusunun tadadi şekilde ismen paragraf paragraf yazılması lazım. İşte burada Mustafa Kemal, Diyarbakırlı bir paşamız var. Kazım Paşa. Diyarbakırlı Kazım diye ünlü. Genelkurmay 2. Başkanı o esnada. Bununla kapıları kilitleyip Kazım İnanç değil mi? Kazım İnanç. Diyarbakırlı Kazım. Evet. Bununla işbirliği yaparak ekleme yapıyorlar. Bunu bütün Türkiye duysun. Bu eklemeden ne Vahdettin'in haberi oldu ama imzayı atması gereken Şakir Turgut Paşa'nın haberi oldu. Orada bir nokta koyalım hocam. Bu Kazım İnanç'ın kim olduğunu ben hızlıca size de zaman kazandırmak için okuyorum. Kazım İnanç 1881 yani Atatürk'le aynı tarihte doğmuş ama Diyarbakır doğumlu. Ölümü de yine Atatürk'le aynı tarihte, Atatürk'ten önce 21 Eylül 1938'de Ankara'da vefat ediyor. Görevlerini kısaca söylüyorum. Katıldığı savaşlar Trablusgarp Savaşı, çatışmalar savaştan farklı. Balkan Savaşları'nda, 1. Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda çatışmalara giriyor. Görevi şu, Atatürk istihbaratçıydı diyoruz ya, 1. Ordu İstihbarat Şubesi Başkanlığı yapmış, 1. Ordu Harekat Şubesi, 5. Ordu Kurmay Başkanlığı, 19. Kolordu Komutanlığı'na vekaleten, Genelkurmay 2. Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Başkomutanlık Sekreterliği, 6. Kolordu, 9. Kolordu ve 3. Ordu komutanlıkları yapmış bir kişi bu sözünü ettiğiniz Kazım İnanç. Daha sonra milletvekili olmuş. Evet. Buyurun kaldığınız yerden. Mustafa Kemal Paşa padişahı ziyaret etmek üzere Harbiye Bakanlığı'ndan ayrılırken koridorda hedefi Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret etmek. Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak Paşa. Odasına geliyor, Fevzi Paşa yok. Neden? Çünkü Fevzi Paşa'ya Harbiye Bakanı diyor ki Suriye Fatihi General Alembi İstanbul'a geldiler. Karşılaman gerekiyor paşa. Gürlüyor Fevzi Çakmak. Yani diyor ben General Alembi'yi mi karşılayacağım? Paşa bunu yapmam gerekir diyor Harbiye Bakanı. Biliyorsun koşulları. Ben hastayım paşam. Bugün hastalandım. Evine çekiliyor. 15 gün evinden dışarı çıkmıyor. İşte o evine çekilince Genelkurmay 2. Başkanlığına bu sözünü ettiğim Kazım Paşa getiriliyor. Kazım İnanç. Şimdi Mustafa Kemal Fevzi Çakmak'a feda edildiğini zannederken odada bunu görünce o zaman şu kapıyı da kapatalım diyor. Hayırdır paşam şimdi zarfa mı sokuyorsun diyor. Burada yapayalnız. Sen kapıyı da bir kilitle diyor. Kapıyı açan olmasın. Bu arada diyor ki Kazım elime bir fırsat geçti. Bunlar çok basit bir görev için gönderiyorlar. Ya zaten İstanbul'da hep gözlerine batıyordum. Gazetelerde yazdıklarım yüzünden eleştirilip duruyordum vesaire. Ya başlanan tamak için böyle bir görev uydurdular ama her sebebi ne olursa olsun benim için bu büyük bir altın tepside fırsat diyor. Anladım paşam diyor. Şimdi diyor bir defa nasıl bir yetki bana sen araştır bulur halledersin dediler diyor. Nasıl bir yetkiyle çıkmalıyım? Paşam diyor şu aralarda ordu müfettişleri diye bir şey açılıyor. Size mesela ordu müfettişi sıfatıyla gidebilirsiniz. Çok güzel bunu yazdık tarafa. Evet. Şimdi diyor bazı eklemeler istiyor. Yazılı padişahın sunmuş olduğu metin, imzalı metin dışında bir iki yetki daha istiyor. Ama paşam diyor bunu imzalamazlar ki. Sarayın gönderdiği belge onların bilgisi dahilinde. Bunu görünce adam diyor imzata aksine buradan açık verirsin diyor. Evet. Bu gizli ne yapmak istiyor ki böyle diyor. Şakir Turgut için. İhbar etse diyor ne yapacaksın paşam? Diyor ki başka hiçbir şansımız yok. Lazım. Yani ben oraya Samsun'daki 3 tane kişi 5 kişiye mi saldırmam ne onun için mi giderim ona mı dönerim diyor zaten. Gitmek için fırsat arıyordum. Bu olağanüstü bir fırsat. Zaten başıma bir bela gelecekse bırak buradan gelsin de bundan ama ya atlarsak diyor. Mütareke basını bunu duyuyor mu hocam? Hayır. O esnada bunu yıllar boyu kimse duyamadı. Duysaydı ben mütareke basınının genel yayın yönetmeniymiş gibi davranayım. Başlık şu olurdu. Vay evet. Mustafa Kemal vay derlerdi. Hiç şüpheniz olmasın. Çok da güzel söylediniz. Başlık da böyle olurdu yani. Bir argolu margolu bir başlık olurdu herhalde. Hatta sonuç çok özel güzel bir yere geliyor olay. Diyor ki ben yüz göz olmak istemiyorum diyor Mustafa Kemal. Senden rica edeyim Kazım. Git artık elini mi öpersin? Yalvarır mısın? Nasıl yaparsan yap. Şu yetkileri istiyorum diyor. Verilen 2 yetki var. O basit bir şey. İşte Erzurum'daki Kolordu onun elinde olacak. İşte Ankara'da 20. Kolordu'yla temas kurabilecek. Ama çok limitli bir alan. Şimdi peki, bunu genişletmek demek. Bu bir şans mı? Tesadüf mü? Hani Fevzi Çakmak yok diyorsunuz. Yoksa daha önceden ayarlanmış bir durum olabilir mi? Hayır. Çünkü hakikaten o esnada Kazım Karabekir'in Fevzi Çakmak'ın olmayışı, onun yerine getirilişi bir tesadüf. Çünkü Fevzi Çakmak gitmeseydi ama Fevzi Paşa da her türlü desteği vermeye hazır. Bunu yaparlardı yani sonuçta. Çünkü riski alan kendisi Mustafa Kemal. Şimdi huzuruna geliyor Şakir Turgut Paşa'nın. Şakir Turgut bakar bakmaz anlıyor. Çünkü öbür metni o da önünde. Dolayısıyla eklenen şeylere de bakıyor. Yetkileri genişletilmiş. İşte Diyarbakır'a da emir verecek bilmem ne gibi laflar konmuş oraya. Bunu görünce bunu imzalamaz ama diyor önce Kazım Paşa odaya gitmeden önce. Ya şansımızı deneyelim işte elini öpmem ne yap falan. Huzura çıktığında yalvarıyor Kazım Paşa. Paşam diyor ne kadar nerede ne kuvvetimiz kaldı ki? Tabii ki diyor Mustafa Kemal'i biraz destekleyecek sağda solda bir takım birliklerimizin bulunduğu yerlere de eli uzanabilmeli paşanın. Anladım ama diyor Kazım uzatma anladım. Ben buna imza atmam. Ama diyor şu mührü al bas. Mührü diyor bana verdi. Ben baktım zaten. Ama bunun üstüne imzalamam. Eğer bu olay bir şekilde anlaşılır, geri teperse, şimdiden söylüyorum. Git Mustafa Kemal'e söyle. Ben derim ki odama girmişler. Masamdan gizlice mührü almışlar, basmışlar. Bakın benim imzam yok. Şimdi siz de lütfen, bütün Türkiye'de lütfen belgeye bakın. Mühür var. Ama üzerinde imza yok. Görevimiz o Tehlike filminin başında hani bir dönemler modaydı ya Görevimiz Tehlike. O filmin başında bir sahne vardı. Klasik sahne. Kasetle görev veriliyordu. Hani bu kaset kendi kendini sonra imha edecektir. Yakalanırsanız size sahip çıkmayız gibi. Şimdi bu olay da ona benzemiş biraz. Çok doğru. Çok değil doğru. Çok ben mührü basmam ama çok sen doğru. Al bas. İmzada atmam. Evet. Yakalanırsan çaldılar tabii. Deriz. Ha, onu diyor. Bunu açıkça söylüyor. Zaten bunu Mustafa Kemal 1926'da Ruşen Eşref Ünaydın'a verdiği röportajda kendi anlattı. Ve bu bizim birçok gazetelerde bunun uzun bir listesi vardı. 20 kadar kaynakta gösterildi bu zaten. Yani film sahnesi gibi. Tam aynen. Dizi olacak bir sahne bu. Evet. Burada bir büyük heyecan yaşıyorlar. Ama bu riski göze alıyor Mustafa Kemal. Ve Kazım Paşa Mustafa Kemal kendi kendisini görevlendiriyor. Yetkilerini genişletiyor. Genişletiyor yani. Evet. İşte doğrudan mesela buraya eklediği önemli bir madde sadrazamla doğrudan ilişkide bulunabilir maddesi. Direkt gerekli gördüğü her an Mustafa Kemal Paşa sadrazamla doğrudan konuşma yetkisine sahiptir. İşte geniş alanlar o Diyarbakırlar onlar bunlar Ankara 20. kolordu vesaire. Bu doğrudan görüşmenin avantajı ne? Yani arada başka kademeler olsa onları geçemez, ikna edemez ya da onlara güvenmiyor mu? Niye? Gibi yani Oralardan önü kesilebilir korkusu. Direkt olarak belki en yetkili kişiye gitmek. Eğer son bir koz kullanacaksa en tepeye bunu söylemek. Onun tepesindeki de padişah çünkü. Aralardakilerle zaman geçirmeden doğrudan sadrazama ulaşmak yetkisini de istiyor. O zaman toparlarsak hocam şöyle, şimdi, Atatürk'ü Samsun'a gönderen görevlendirme belgesinde padişahın imzası yok. Zaten imzası yok. Evet. Şakir Turgut Paşa'nın imzası yok. Harbiye Bakanı'nın imzası yok. Ne var? Mühür var. Gelip de zaten anlattığı zaman da Mustafa Kemal Peki diyor, sonuçta mühür basacak mı diyor. Mühürü bastı paşam diyor. Birazdan gidip belgeyi alacağım ama diyor imza atmıyor. İmza atmasa olur diyor. Bunu hallederiz diyor. Sonuçta bu belge işte böylece imzasız bir belge olarak önümüzde duruyor. Peki, oysa pek çok mühür görebiliriz başka belgeler üzerinde. Mührün üzerinde imza demek, mührü baştan aşağı, soldan sağa doğru kesecek olan bir imza demek. Ama şeyde imza var değil mi? Daha sonra Atatürk'e idam fermanı çıkarken orada Vahdettin'in mührü var mı? İmzası var mı? Olmaz mı? Orada Şeyhülislam'ın. Şimdi bu önemli ikisi. O daha çok acılı. Tabii Şeyhülislam'ın. Oradaki mühür de fetva da Şeyhülislam'ın, padişahın emri üzerine Dürzade'nin verdiği bir belge, fetvadır o. Onun mührü de var. Elbette imzası da var. Ne yazık ki. Çok önemli bir yere temas ettiniz. O var tabii. Evet. Dolayısıyla bu belge için söyleyeceğim bu. Yani bu belgede yalnız mühür olup imzanın olmayışı, buraya yapılan katkılar, bunu açıkça kendisinin 1926'da anlatmış olması zaten. Dolayısıyla yıllar öncesinden bu iş zaten biliniyor. Yani sonradan bu iş açığa çıkıyor ama bu dönemde kimse bunun farkında olamadı. Peki, bunu Selcan soracağım bir şey var mı? Yani Vahdettin mi gönderdi, o yetkileri o mu verdi konusunu hoca açıkladı sorularla. Özetlemek ister misin? Senin anladığın şekilde biz de anlamış oluruz bir daha. Ya da sorun yoksa ikinci belgeye geçeceğiz. Bir geri çağrılmasında açık değil mi? Yani İngilizlerin talebiyle geri çağrıldığı o telgraflarda. Hocam. Evet. Ona hemen geleyim. Evet. Buyurun. O da bunun arkasından başına gelen diğer bir sorun. İşte Havza'da oluyor. Havza'daki papaz durumu bildirince İngilizler derhal sarayı basıyorlar. Tarih 12 Haziran. Bak gideli daha 20 gün, bir gün. Yani bir ayda olmamış. Hemen sarayı basıyorlar. Vahdettin duyunca çıldırıyor bir defa. Böyle bir konuşma yaptığını bilmiyor Vahdettin çünkü. Duyar duymaz dönüyor Harbiye Bakanı'na, bu adamı getir diyor. Ve Harbiye Bakanı telgrafını çekiyor. Kemal bizi de burada çok zor durumlara bırakıyorsun denen bir ilişkidir bu aslında. Birazdan daha da zorlayıcıdır. Emrindeki istimbotlardan biriyle İstanbul'a avdetiniz rica olunur. Bu bir emirdir aslında. Verdiği cevap, İstanbul'a döneceğim ama emrimdeki istimbotların kömürü yok. Kömür tedarik ettiğimde döneceğim tabidir. 4 Haziran'da verdiği cevap da bu. Şimdi gidip gelen bu telgraflar boyunca kendisi etrafla, Anadolu'daki küçük birliklerle temaslarını kurup işte ileride yapacağı mücadelede hangi kasabada, hangi ilçede kaç askerimiz var, kaç jandarmamız var, kaç küçük askeri birlikte Anadolu'ya dağıtmış olan. 50.000 kişi Anadolu'ya dağıtılmıştı çünkü Sevr'in emri olarak. Buradan da çok önemli başka bir noktaya geçmiş olduk. Sevr'in emri gereği olarak Erzurum'da bir kolordumuz var ve başında bir kolordu komutanı var. Gene Sevr'in emri olarak Ankara'da bir kolordu var, başında bir komutan var. Orası çok önemli. Oraya geleceğiz az sonra bir başka belgede. Erzurum'da Kazım Karabekir var. Tartışma şu, Kazım Karabekir Atatürk'ü tutuklasa ne olurdu, tutuklamasa ne olurdu, emrine girdi mi falan. Oraya sonra değineceğiz ama şimdi... şu buradaki belgeleri bitirelim o zaman hemen hızla. Giriş yapayım, belgeyi gösterelim, sonra sizden alalım yanıtını. Şimdi Atatürk'ün Havza'daki konuşmasını görünce bir kere biz ne anlıyoruz? İngilizler onu geri çağırıyor. Atatürk İngilizlerin adamı değil. Gönderilme nedeni ve Atatürk'ün oradaki işlevleri, yaptıkları İngilizlerle, işgalcilerle alakası yok. Onlara zıt. 12 Haziran'da İngilizler bunu duyunca sarayı basıyor. Ne yapıyor bu adam diyorlar değil mi? Doğru. Atatürk için ne yapıyor bu adam? Peki. Vahdettin de aynı şeyi söylüyor. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor bu adam? Hani ne oldu? Paşa dizine vurup da devleti kurtarabilirsin diyordu. Yapma Kemal Paşa'm bunu diyor. Çünkü diyor İstanbul, burada İngilizlerin baskısı müthiş bir yerlere geldi. Zaten diyor Sevr'de de görüşmeler devam ediyor. Henüz bir şeyler belli değil. Paşam bu tür davranışların bizi İstanbul'da daha müşkül durumlara sokuyor diye de bir yakınma gidiyor. Evet, şimdi ikinci belgeyi getirelim arkadaşlar. Tabii buna rağmen verdiği yanıt, o gitmeye kararlı Erzurum'a doğru. Dönüyorum diyor 12 Haziran'da. Çünkü ancak kömür tedarik ettim diyor. Herkes yok, onu denizden dönüyor zannederken. 3 numara arkadaşlar, yanlış söyledim. 3 numarayı getirelim. Evet. Belge numarası 63. Ha yok, 61. Belge numarası 61. Sayfa 260. Sayfa 261 olacak. Evet. Şimdi Atatürk'te cevap yazıyor padişaha. Ne diyor? Padişaha değil, Harbiye Bakanı'na. O işte emrinizdeki istimbatlar derhal dönün diye. Çünkü iş iyicene sıkışınca diyor ki kömürüm yok, kömür tedariği gidip geleceğim zaten. Aradan 4-5 gün böyle zaman kazanıyor. Peki niye zaman kazanıyor? 8-10 günde ne yapabilir? Telgrafın başında Anadolu'ya serpiştirmiş olan jandarma karakollarını arıyor mütemadiyen. Bir milli mücadeleyi başlatacak ama biz Sevr'in gereği 50.000 kişiyi Ankara'da, 50.000 kişiyi Karabekir'in emrinde tutmuşuz. Geri kalan 50.000 kişiyi Anadolu'ya dağıtmışız. Bunu Sevr ettiği için gitmişiz. Ve 100 kişi şu kasabada, 250 kişi bilmem nerede, kritik yerlerde falan askeri birliklerimiz var, jandarma birliklerimiz. Sevr diyor ki bunlar yalnız tabanca ve tüfek kullanabilir. Tank, tüfek olmadan. Böylece bir takım birlikler var. Mustafa Kemal için bu çok önemli. Kuvayi Milliye'deki 17 yaşında çocuğa muhtaç. Oradaki bir üst teğmene, onun emrindeki 10 tane jandarmaya daha çok muhtaç. Dolayısıyla Havza'da, telgrafın başında, manipülenin başında sabahlara kadar Anadolu'daki bu yüzlerce yere dağılmış olan toplamı 50.000 askeri birliklerimizi arıyor. Komutanlardan söz alıyor. Ayağa kalkacağız, şunu yapacağız. Nasıl arıyor? Telgraflarla arıyor. Evet. İngilizlerde bir telgraf yasağı koyuyorlar ama o sırada. Aynen. Hemen gelen cevapların tümünde böyle üstü hemen yüzbaşı, binbaşı rütbelerindeki bütün Anadolu'da. Arkadaşlar telgraf yasağı yazısı. Onu gösterelim şimdi. Yani 20 Haziran 1919'da 3. Ordu Müfettişi Tuğgeneral Mustafa Kemal telgraf yasağına ağır bir şekilde eleştiriyor. Doğru. Bu bundan sonra mı? Bu 20 Haziran. Bu çok önemli bir telgraf. Ben bir önceki size söyledim. Burada da öylesine gözden düşülüyor ve artık ipi çekilmek isteniyor ki İçişleri Bakanı, PTT Genel Müdürü Refik Halit Karay vasıtasıyla bütün Anadolu'ya, bütün PTT'lere sizin gösterdiğiniz telgrafı geçiyorlar. Diyorlar ki bundan böyle bütün görevlerden alınmıştır. Çünkü geleceğim dedi, gelmedi zaten. Bütün görevlerden azledilmiştir. Bundan böyle parasını ödese dahi, bakın burası çok, adının Kuvayi Milliye desteği, Kuvayi Milliye'ye ait bir telgraf olduğunu söylese dahi verdiği hiçbir telgraf çekilmiyor. Şimdi İçişleri Bakanı'nın sizin göstermek, sizin şu an sözünü ettiğiniz telgrafı söz konusu oluyor. Bütün Anadolu'ya yayılıyor bu telgraflar. Bütün PTT'lere ve olanlar vasıtasıyla da bütün birliklere gidiyor. Yani deniyor ki Mustafa Kemal görevden alındı. Bakın azledildi. Çünkü ona bir görev verdik. Yanlış anlamış. Hiç başarılı olamadı. Bu nedenle görevden alınmıştır. Bundan böyle hiçbir askeri ya da mülki erkana veya mukama emir veremez. Verdiği emirleri alırsanız ceza kanunu deniyor maddeler yazılıyor. Ve altına da ekleniyor. Hiçbir PTT parasını ödese dahi bundan böyle verdiği telgrafı çekemez diyor. Refik Halit Karay ileride 155'ler arasında bu yüzden kovulacak ülkeden. Tek kabahati bu adamın. İçişleri Bakanı'nın emri üzerine, işte padişahın emri üzerine böyle bir olaya böyle bulaştı diye atlı kovacak. Cumhuriyete döndüğümüz hocam zaman. Bu telgraf metnini izin verirseniz okuyayım mı ben elimdeki belgeden? Şimdi Atatürk'ün düşünce yapısını ve mücadele azmini de gösteren ifadeler var. 20 Haziran 1335 yani 1919 bugünkü takvimde Amasya'dan acele Trabzon vilayetine gönderiyor. 3. Ordu Müfettişi Tuğgeneral Mustafa Kemal imzasıyla. Sözler o kadar enteresan ki Selcan, bak ne diyor? Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü'nden telgrafhanelere, Müdafaa-i Hukuk Milliye yani milli hakları savunma heyetleri tarafından verilecek telgrafların çekilmemesi hakkında emir verildiğini haber aldım diyor Atatürk. Bu genelge ancak yani bugüne, o güne, tarihe ışık tutan ifadeler var Atatürk'ün sözlerinde. Diyor ki bu genelge ancak milletin sesini boğmak, vatanın parçalanmasına karşı milletin birleşmesine engel olmak gayesine dönük canice ve haince bir teşebbüsten başka bir şey değildir. Bu Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyetlerinin delaletiyle halk muazzam mitingler akdederek bu hali hükümet nezdinde şiddetle protesto etmelidir. Yani Atatürk milleti meydanlara çağırıyor. Aynen. Diyor ki meydana çıkın, millet meydana çıkın, miting yapın diyor Atatürk. Peki devam ediyoruz. Protesto edin diyor. Evet. Devam ediyor Atatürk. Telgraflarla süratle şikayet ederek bu emrin geri alındığına dair cevap alınıncaya kadar İstanbul ile resmi haberleşmenin tamamen kesilmesi lazımdır. Bu hususta Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti Başkanlığı'na süratle bilgi verilmesiyle milli teşebbüslerine müzaherette bulunulması lüzumunu vatansever yüksek şahıslarına önemle ve acele arz ederim. Son bölümü Atatürk'ün, o da ders dolu. Diyor ki, zerre kadar vicdan sahibi olan bir telgraf memura hitap ediyor. Hani Kurtuluş Savaşı'nda görüyoruz biz bunu, bazı filmlerde de var. Bu telgrafı geciktiren idam edilir yazıyor üstünde. Telgrafı evet. Geciktiren idam edilir diyor. Şimdi evet. Telgraf memuruna diyor ki, memuru için diyor ki, zerre kadar vicdanı olan bir telgraf memurunun bunu yapamayacağı çok açık bir hakikattir. Eğer yapmaya kalkışan olursa, kendisinin harp divanına verilmesini bütün kolordu komutanlıklarına emir edip bildirdim. Bu şifrenin varış tarihinin bildirilmesi şu tarihtir diye imza var Atatürk'ün. Evet. Yani dolayısıyla inanılmaz azmi. Bir... Ya. Evet. Evet Mükü Bey. Bu 20 Haziran 1919'da gönderdiği telgraf. Evet. Ve bunun kadar diğer bir önem kazanan, şimdi burada ipler iyicene kopuyor tabii ki. Yani bir tarafta padişah, Harbiye Bakanlığı, şunlar bunlar artık görevden de azledilmiş vaziyette. Görevden azledildiğinin padişah tarafından bilinmemesi mümkün mü? Elbette değil. Buna rağmen lütfen siz oradan değerlendirin, çok daha iyi okuyorsunuz hem de. Öbür gönderdiğin belgeye bakın lütfen, 261. Bu çok daha önemli. Padişaha bu defa telgraf Atatürk. Evet, onu da getirelim arkadaşlar. Ben de buradan çıkarayım onu. 261 numaralı belge. Bu defa padişaha diyor ki, senin İçişleri Bakanı'nın padişahın bak benim için ne yapıyor diyor. Sanki bu yapılandan padişahın haberi yokmuş numarasını yapmak zorunda. Yani senin haberin olmayabilir ey padişahım. Ama senin İçişleri Bakanı'nın meğerse beni görevden azletmiş hükümet. Böyle bir bildirimle benim hükümetten azledildiğimi, şimdi buradan halkımızın da ben dikkatimi şuraya çekiyorum. Güya padişahın bir kurtuluş savaşı yapsın diye gönderdiği bir paşayı hükümet bir ay sonra bak 19 Mayıs şuraya bakıyorsunuz 20 Haziran. Arkadaşlar 3 numaralı belge. Evet. Evet. Burada hocam yarısı var, devamı yok. Onu siz söylersiniz. İzleyicilerimiz de okuyabiliyor. Padişaha diyor ki İçişleri evet. Bakanı Bey 18 Haziran 1919 günü illere yapılan şifreli bir genelgede ulusal hakların savunması ile ilgili hazırlıkları şiddetle yasaklıyor. Çok acı ve üzücüdür ki aynı anda Posta ve Telgraf Genel Müdürü ulusun sesini boğmaya yönelik aymazlıkla anında sonuçsuz kalmaya ve pişmanlığa mahkum bir telgraf yayınlamıştı diye dediğiniz gibi padişahın haberi yokmuş gibi evet. Ne yapıyorsun şikayet sen diyor. Sonra padişaha 24 Haziran'da çektiği telgrafta siz o bir paragrafı okudunuz galiba şimdi evet. Değil mi? İlk paragraf. O kadar onun devamından önemli bir kısmı okuyayım ben izin verirseniz. Tabii buyurun. Sizde olmayan bölüm. Görüldüğü gibi bu belgeler son derece önemli ve olayları çözmede asıl işte bağlantı yapan belgeler bunlar. Ertesi sayfasından devam ediyorum belgenin. Bu olaylar coşkun bir durumda olan ulusun görüş ve düşüncelerinde yaygınlaştıkça başkentte İstanbul'da inançsızlık gösterdiği gibi çok kötü sonuçlu hazırlayacağına kuşku yoktur padişah. Durumun belirlenmesine yüreklilik gösterirken aşırı bağlılık ve saygılarımı da güçlendirmek ve yüce katınızın buyruklarına bağlı bulunmakla ferman deyip Mustafa Kemal diye olarak devam ediyor. Yani diyor ki ben hala sizin orununuzu makam demek, hilafet, onurunuzu aynı zamanda korumak ve kollamak üzere bir takım işler elbette yapıyorum. Ama senin hükümetin beni azletmiş ve azledilen bir kişi olarak da ben bir telgraf çekmekten şu anda mahkum vaziyetteyim. Padişah ne cevap veriyor? Padişahın buna cevabı yok tabii. Çünkü bu işi yapan o zaten. bu adamı derhal görevden alın diye ödü kopuyor. İngilizlerin daha farklı bir muameleye gireceği. Nitekim İngilizler geri dönmesi için baskıları arttıracaklar buradan. Biz buradan galiba... Hocam son olarak bir belge var. Bu Kazım Karabekir konusu. Onu izleyicilerimiz de soruyor. Bir izleyicimiz de demiş. Atatürk devrimcisi Rumuzlu Twitter'dan. Onu okuyalım buradan. Evet. 182. sayfa. Diyor ki izleyicimiz, Kazım Karabekir'in Erzurum'da Atatürk'e emredin komutanım demeseydi mücadele sekteye uğrar mıydı diyor. Bu konuda sizin gönderdiğiniz bir belge de var. O geldi şu anda. Bu fotoğraf önemli burada. Mustafa Kemal ne fotoğraf hocam bu? Hangi sayfadaki? Bakın. Bu çok önemli tabii. Bu sizdeki 282. sayfa. 29 Temmuz 1919 tarihini taşıyor. Bu ilk hücre toplantısı Erzurum'da, kalede, bir odada. Mustafa Kemal Paşa. Birazdan Karabekir Paşa da gelecek buraya. Şu an görünmüyor. Dolayısıyla bu hücre toplantısında Mustafa Kemal Paşa, en sol başta Münir Akkaya'yı göreceğiz. Oturan. Hücre toplantısı ne demek? Gizli toplantı mı? Gizli toplantı, Daha ileride tarihlerde bu resim, bu işte ilk bir hücre toplantı. Çünkü herkesin bilmediği gizli bir toplantı bu. Burada kim yönetecek kardeşim bu operasyonu gibi bir karara varılıyor. Yani Kazım Karabekir mi geçsin başa, Atatürk mü geçsin, o mu? Aynen. Kendisi ortaya atıyor bunu ama. Mustafa Kemal Paşa diyor ki, buna bir karar vermemiz lazım. Memleketin durumu bu. İstanbul'un hali bu. Benim geliş sebebim bu. Şartlarımız da bu. Şimdi bu harekat mutlak surette başlatılmalı. Ama bu harekatı kim yürütmeli konusunda diyor. Şu anda benim de bir öngörüm yok diyor. Oradaki Haziruna. Ama diyor bunun seçimini yapacağız. Buraya bir tas koyuyorlar masanın üstüne. Bunun cevabını diyor yarın göreceğiz diyor. Bu tasın içine herkes diyor aklındaki ismi yazıp atsın. Bu bir gizli oylama. Cevabını yarın görelim, açalım. Hangi isim çıkarsa diyor, bütün buradaki katılımcıların o isme kesinlikle itaat edeceğinin de sözünü şimdiden vermiş olalım. Bu söz veriliyor, kağıtlar atılıyor, ertesi gün tas açılıyor, içinden Mustafa Kemal çıkıyor. Ama sizin sorunuza gelince, yani Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna gelip, paşam sen istifa ettin, işte padişahla da böyle atıştın, o illa yere git. Bakın orada Sultan Vahdettin'in şöyle bir yaklaşımı da var. Yani bunu da söylemek zorundayız. Dedi ki ona, paşa istiyorsan İstanbul'a gelme. Ama üzerimizde olağanüstü bir baskı var. Bir kere bu işlemleri böyle yürütemezsin, buna izin vermezler. Senin İstanbul'a geldiğin takdirde tutuklanabileceğini ben de düşünüyorum. Dolayısıyla gelme. Sana 2 ay izin veriyorum dedi. 2 ay izin veriyorum dedi. 2 ay İstanbul'un dışında, Anadolu'nun herhangi bir yerinde git, dinlen dedi, dinlen. Ama sakın siyasetle, politikayla, toplantılarla, demeçlerle, telgraflarla uğraşma paşa. Hele şu Sevr'den ne geliyor sadrazam, bir dönsün damat Ferit. Ondan sonra bu işlerin ne olacağına karar veririz. İstanbul'a da gelmek istemiyorsan gelme, bir yere git, politikayı bırak dedi. Dedi ki bırakamam padişahım. Dön deyince dedi, üstelik ben buranın halkına söz verdim. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Burası Ermenistan olacak. Bu bölge halkı da artık bunu öğrendi. Dolayısıyla bu halkı ben terk edemem, bırakamam. O zaman dedi size verilmiş olan görev, ki bu 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi görevidir. Bunu kastetti. Size verilmiş olan askeri görevden dedi alındınız. O da dedi ki sadece askeri görevim değil padişahım. Canımdan çok sevdiğim askerlik mesleğinden de istifa ediyorum. Yani böylece dedi ki siz bundan sonra bana hiçbir şekilde emir veremeyeceksiniz. Yani asker olarak kalsaydım verebilirdim ama şimdi ben sivilim artık. Ve işte en son haberleri bu olacak. Ama bunun işte birkaç boyutu var. Birkaç boyutu var hocam. Bu dediğiniz nokta bir de şimdi vaktiyle Mustafa Kemal'i Sevr'e uygun davransın diye görevlendirmek isteyen bir padişah var. Devleti kurtarabilirsin diye. Orada neler olduğunu gördük. Ama sonra bu durumda İngilizlerin tutuklaması, Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i tutuklamasından endişe eden bir Vahdettin portresi çıkıyor. Bu bir çelişki değil mi? Bu bir tuzak mı Vahdettin? Hani bu adam zaten isyankar, bizi dinlemiyor, karakteri belli. Biz bunu böyle yumuşak dille yakalayalım mı demek istiyor. Git dinlen, mücadele etme diyor. Sonra ya da vicdanı el vermiyor, Mustafa Kemal'i seviyor, onu İngilizlere karşı kurtarmak mı istiyor? Ne oradaki sır? Yani iki farklı bir tutum var. Doğru. Tevrat metni olduğu için hiçbir kelimeyi saklamaksızın aynen söylüyor. Orada söylediği tam cümle şu üstelik. Bir şeyi daha var, bir artısı daha var. Buraya gelirseniz tutuklanacağınızı tahmin ediyorum. Tutuklanırsanız üzülürüm diyor. Bu sözcük de var. Bu yazılı bir metin çünkü. Ama burada Vahdettin'e bir artı puan veriyor muyuz? Hayır, bence vermiyoruz. Ha. Neden vermiyoruz? Bütün bunları söyleyip bu kadar dil döküyor. Ah bir eline geçirse çünkü. Ha. Anlaşılıyor ki çünkü Mustafa Kemal artık hele Erzurum'a kadar gitmişken, orada Kolordu'ya da ulaşmışken, şimdi birazdan sizin söylediğiniz şeye geçince her şey çözülecek. O belgeyi ben açıkladığım zaman her şey çözülecek. 15.000 kişilik bir birliğin bir arada bulunduğu, bir Kolordu'nun bulunduğu yere gidince, orada İngilizlerin yaptığı hiçbir temas başarılı olamayınca, işte Robinson geldi, kongrenin açılmasına engel olmaya çalıştı. Anında engellediler, postaladılar, gönderdiler. Yani İngilizler Erzurum'daydılar, kongreye engel olamadılar. Dolayısıyla yakın görünüp olayın tehlikesini bir an evvel bertaraf edebilmek için 50.000 defa razı Vahdettin. Ah bu tarafa bir gelse, elimize bir geçse olayı o. Şimdi... Evet. Ha, Selcan Taşçı'nın sorusu var. Zaten evet. Vahdettin bilmiyor mu Sev'den ne geleceğini? Yani Sev'den hele bir gelsin de derken zaten daha önce damat Ferid'in yaptığı gizli anlaşmalar yok mu? Sevr'in içeriğine benzer İngilizlerle. Yani zaten mandayı da talep eden kendileri değil mi İngilizlerden? Evet, şöyle bakalım. O gizli anlaşma falan değil. Ayrıca çok net herkesin gözü önünde 24 Mayıs günü. Bak hareketten 5 gün sonra. Mustafa Kemal Samsun'dan ayrıldıktan 5 gün sonra Sultan Vahdettin İstanbul'da Saltanat Şurası diye bir şura topladı. Neden yapıyor böyle şeylere başvuruyor? Tek başına sorumluluğu almaktan kaçmaya çalışıyor. Çünkü meclisin mevzuatını kapatıyor. Şimdi Saltanat Şurası'nı açarak demek istiyor ki şura karar verdi kardeşim Sevr'in kabul edilmesini diyecek ileride. Hı hı. Nitekim onu değil. Bunu yaparken bu Saltanat Şurası'na davet edenler nereden geliyorlar? Bunlar milletvekili mi? Hayır. Kapattı çünkü. Bunlar hukuka başvurdu baroya. 10 tane avukat gönderip 10 tane avukat geliyor. Ben de tam listesi vardır kitabımda. Tüccarlara başvuruyor. 5 tane tüccar gönderip. Askere başvuruyor. 20 tane subay yollayın. İşte değişik bakanlıklara ve makamlara başvurarak 40 kişi buradan 20 kişi buradan bir şura toplandı. Bu şuraya bizim o esnada sevde olan heyetin gönderdiği metin madde madde okunuyor. Bunu elbette biliyor. Son derece koşulları ağır bir metin okunuyor ve oylanıyor. Oylanırken ayağa kalkma usulüyle oylanıyor. Salonun tamamı kişi hariç o oturduğu yerden ben karşıyım diyecek ama onu kimse dinlemeyecek. Adeta oy birliğiyle diyelim 25 Mayıs'ta zaten Saltanat Şurası Sevr'in onaylanmasına izin veriyor. Vahdettin'in Mustafa Kemal'le bu temasları da kullanmaya çalıştığı şey Bakan onu ikna edemedi Harbiye Bakanlığı. Kim açsa paşa yapma gelme dinlemiyor ya bir de kendi rolünü oynamak istedi. Ama o da sert ve ters bir cevap alınca o gün istifa etmiş oldu. İşte sizin sorunuza geliyorum. Karabekir geldi. Kolordu'nda emrinizdeyim paşam dedi. Şimdi soruya gelelim. Demeseydi ne olurdu? Niye dediğine bakalım. Oylama dediniz ama şimdi Kazım Karabekir'in emrinde bir ordu var. Atatürk'ün emrinde bir ordu yok. Müfettiş sadece. Yok, Kazım Karabekir inisiyatif kullanarak bunu ben götüreceğim veya padişahın emirlerini yapacağım veya milli mücadeleyi başlatacağım her neyse. Ama bir numaralı adam ben olacağım, ordu komutanıyım. Niye demedi? Şundan, yani sadece bir oylamaya niye bıraktı bu işi? Şundan. Tabii oylama daha evvel. Bu olay daha sonra. Ama olsun daha sonra bile olsa. Kazım Karabekir bu dönemde birebir ve %100 Mustafa Kemal'in arkasındadır. Çünkü bunlar İstanbul'dayken konuşurlarken de Mustafa Kemal'in yaptığının doğru olduğuna inanan bir Kazım Karabekir Paşa var. Elinde silah var. Öbür tarafta da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy var. O da Ankara'da. Dolayısıyla iki tane Kolordu Komutanımız Mustafa Kemal'in emrindeler. Onlar Kolordu Komutanları. Mustafa Kemal Ordu Komutanı. Zaten komutan olarak da üstünde üst rütbeli bir komutan. Anadolu'nun en kıdemli komutanı Mustafa Kemal Paşa. Sivil halk tarafından da gıptayla da karşılanan, gittiği yerlerde salvatlar getirilen bir paşa. Yani karizması böyle. Ve Karabekir Paşa buna karşılık İstanbul'dan Harbiye Nazırı bu defa, bakın Erzurum'a gelene kadar 3 defa Harbiye Bakanı değişiyor. Önce Erzurum'a gelene kadar 3 tane bakan değişiyor. Bak, önce Şakir Turgut Paşa'ydı. Sonra Turgut Paşa oldu, 2. Harbiye Bakanı. Şimdi Nazım Paşa oldu. Hükümetleri devirdi çünkü Mustafa Kemal'in bir direnişi. Şimdi vakit oraya giremiyor ama şuna girmiş olalım. Karabekir Paşa'ya bir telgraf çekti Nazım Paşa. Rauf Bey'le beraber geliyor dedi. Erzurum'a geliyor, yola çıktı, geliyor. 15. Kolordu kıtasının, ordunun kıtalarının, 15. Kolordu'nun kıtalarının gücünü kullanarak dedi. Derhal tutuklayın. Derdest İstanbul'a. Şimdi bakın bu, işte ben size sundum bunun belgesini. O belgelerden bir tanesi de budur. Yani Karabekir'e çekilen telgraf, İstanbul'dan gelen Nazım Paşa'nın çektiği telgraf. Diyor ki Rauf Bey'le beraber geliyor Erzurum'a, Kolordu'nun gücünü kullan ve tutukla, derdest İstanbul'a teslim. Tamam. Verdiği cevap zehir gibi bir cevap. Daha düne kadar Anadolu'daki orduların yarısına komuta etmiş Mustafa Kemal Paşa gibi, söyleyemiyorum. Duyuyoruz. Seçkin bir Türk komutanının tutuklamak ve İstanbul'a teslim etmek için hiçbir hak kendimde görmüyorum diyor. Yani vatanı mı sattı diyor. Ne yaptı Mustafa Kemal Paşa? Aslında bu telgraf çok daha önemli. Yani Karabekir'in burada aslanlar gibi bir duruşu var. Tekrar ediyorum, söylediği şeyi saraya, saraydan gelene karşılık verdiğinde söylediği lafa bakın. Daha düne kadar Anadolu'daki orduların yarısına komuta etmiş Mustafa Kemal Paşa gibi seçkin bir Türk komutanını tutuklamak için kendine hiçbir hakkuk görmüyor. Hadi cevap. Yani demek istiyor ki üstüme gelirseniz ben de ayağa kalkarım. Ben arkasındayım çünkü. Ben yanlış mı gördüm? Siz duygulandınız mı bunu okurken? Evet, hani evet, okuyamıyorum. Yani şu Kurtuluş Savaşı sürecini anlatırken sizi ağlatan, gözünüzü yaşartan nokta bu. Yani bu aslında Kurtuluş Savaşı'nda kritik noktası, sizin duygulandığınız nokta. Yani çok hani tarihin döndüğü ya da dönmediği, devam ettiği kilometre taşı orası. Çünkü bu telgrafı şurada kullanacak Karabekir Paşa. Şimdi bu cevabı vermiş vaziyette. Paşa kapısında Ilıca'dan geliyor, Ilıca üzerinden geldi Mustafa Kemal Erzurum'a. Onu karşılarken Kazım Karabekir, bu çektiği telgraf cebindeydi. Sarıldılar, öpüştüler vesaire. Evet. Sonra dedi ki, Mustafa Kemal Paşa'ya dedi ki, Karabekir Paşa, Paşam dedi, İstanbul'dan gelen emir bu. Nazım Paşa'nın telgrafını okudum. Derdest, tutukla gönder. Tabii ben beyaz oldum Mustafa Kemal. Ayaktalar. Özetleyelim biraz, reklama gideceğiz. 2 dakikamız var hocam. 1 dakikada biter zaten. İhtiram duruşu içerisinde askerin önünde oluyor bu konuşma. Ve işte Rauf Bey falan hep beraberler yani. Ve dedi ki, Paşam dedi, onlar böyle dedi ama işte bu da benim verdiğim cevap dedi. Öbür cebinden de size şimdi de söylediğim, mealen söylediğim ama kitapta da aşağı yukarı aynı cümlelerledir. Cümlelerin özü aynıdır bir defa. Ben de dedi şu cevabı verdim. İşte o zaman Mustafa Kemal rahatlamıştır. Daha bu Erzurum'a gelirken. Öbür olay daha sonra padişahla karşılıklı, ben seni görevden aldım, o da ben askerliği bıraktım da bundan sonra. Şimdi her iki taraftan da gözden düşmüş, atılmış, satılmış. Yani asi, tehlikeli bir adam durumuna geliyor birdenbire. Ha, gelelim şimdi öbür soruya. Peki Mustafa Kemal Paşa'nın bu tavrı üzerine Karabekir onun yerini alamaz mıydı? Şundan dolayı hayır. Karabekir kendisi de anlatıyor. Bu bana diyor, değişik zamanlarda da soru oldu. 1. Benim hiçbir zaman bir Mustafa Kemal gibi bir karizma yoktu. Ben bu işin önderi olsaydım Anadolu'daki diğer askeri birliklerin benim komutamın altına girmesi diye bir şey söz konusu bile olamazdı diyor. Peki hocam. Çünkü orada bambaşka bir yerde olan bir komutan diyor. Kaldı ki diyor davada onu elbette destekliyordum diyor vesaire. Galiba zaman yok o yüzden. Evet, çok teşekkür edeceğim. Reklama gideceğiz. Şimdi bir izleyicimiz de hatırlatmış bu telgrafların yasaklanması konusunda. Diyor ki Kaan Bey, Erzurum Posta Baş Müdürü ve Merkez Müdürünü tutuklatıp divana harbe verdiler sonra diyor. Evet, aynen. Ben onun idam edildiğini de zannediyorum. Çünkü divanı harp bu demekti. Yani padişah dedi ki bunlar böyle yapıyor ama padişahım biliniz ki ben orada vicdansız yazıyordu. Ben ona namussuz diye anlatıyorum anlatırken. Böyle vicdanı olmayan namussuz bir PTT memuru çıkarsa, yani ben parasını vermişim, Bu Kuvayi Milliye'nindir demiş. Telgrafı çek demişim. Hayır mı demiş. Ben böyle namussuz bir FETÖ memuru çıkarsa ilgililerin ne yapması gerektiği konusunda Kolordu komutanlıklarına gereken emri, evet, bunları divanı harbe verilmeleri emrini verdim. Bu yani, asarım demektir. Evet. Keşke stüdyoda olsaydınız. Siz İstanbul'da, biz Ankara'da ve keşke korona olmasaydı ama korona stüdyoya gelmeye engel değil. Tedbir alarak gelinebiliyor stüdyoya. Şimdi soracak o kadar çok soru kaldı ki artık bundan sonra Barış Dostlar Hoca şimdi bizi izliyordur. O hazırlansın. Ona soracağız kalanları reklamdan sonra. Selcan'la konuşurken başlangıçta Atatürk'ün niye saraya damat olmadığı, niye tercih etmediği konusu vardı. Onu sizden almak önemliydi. Hani din adamlarıyla birlikte yürüme, siz Amasya müftüsünün desteği dediniz, oraya fazla giremedik. Bir cümle söyleyebilir miyim bu niye damat olmazdı? Söyleyin buyurun. Hemen bir cümle söyleyeyim. Talay diye, Doktor Talay, onun çok yakın arkadaşı. Her sırrına hakim. Yani İstanbul'a geldiğinde de Haydarpaşa'da onu karşılayan vesairedir yani. Çok yakındır. Ona danışır. Bugünkü Maçka Parkı'nda Beşiktaş'a doğru, evlere doğru, yani Hakaret'ten 76 numara Zübeyde Hanım'ın evine doğru yürürlerken Talay der, ne dersin? Benim bütün arkadaşlarım benim bu izdivacı yapmamı istiyor. Padişah'ın dolaylı gönderdiği bir taleptir bu. Sence ben saraya damat olmalı mıyım? Sakın ha Kemal der, sakın. Senin der karakterin, yapın buna müsait değil ki. Sen her şeyden önce bilirsin ki ya orada karın dahi olsa o prensesten randevu alıp da yatak odasına girmen gerekir. Yani beraber olmanız gerektiği anın dahi randevusunu almam gerekir. Sen böyle yapıda bir insansın. Saraya damat olmak, iç güveysi olmak mıydı yani? Ay tabii, oydu tabii. Atatürk de bilerek sormuştur o soruyu. Yani yoksa hani kararsızlıktan başkasının değil, fikrine bakmak için değil. Katiyen değil hem de. Çünkü kendi yapısını biliyor. Buna karşılık özellikle sultanlara karşı. Çünkü sultanlar ağabey rütbesinde 7 tane bizim ağabayımız var böyle damat. Evet. Yani Sarıkamış'taki ağabayımız da damattı aynı zamanda. Peki. Artık Mustafa Kemal bir paşaydı yani. İstese çok rahat olurdu ama böyle bir şeyi en son isteyecek adamdır. İstemedi zaten. Peki. Reklama gidiyoruz. Çok teşekkürler ama teşekkürler açıklamalarınızdan hocam. Çok şeyler öğrendik. Bir tanesi de şu. Karizmanın bilgi kadar önemli olduğu. Kazım Karabekir'le Atatürk'ün o kırılma noktası olan görüşmeleri bunu gösteriyor. Siz vurguladınız. Sağ olun. Günümüz politikalarında da bu önemli. İsterseniz alim olun, siyaset alimi olun ya da kendi alanınızda bir numara olun, yetmiyor. Arkanızdan gidebilecek kitleleri yakalayabilmeniz, tutabilmeniz, bulabilmeniz için o karizma, sadece böyle hani sanatsal bir karizma değil. O büyülü bir şey, onun olması gerekiyor. Günümüzde bazı parti liderlerinde de bunu görüyoruz, bazılarını da göremiyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir başka zaman stüdyoda, bu 19 Mayıs, bunun 30 Ağustos'ta var. O zaman stüdyoda inşallah görüşürüz. Çok teşekkürler, çok iyi geceler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Onlara da selamlıyorum. Sağ olun hocam. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra buradayız.